Evet, son bir hafta içerisinde Malatya'da tam 16.854 lira trafik cezası yazılmış. Nereden baksanız bir araba fiyatı sevgili izleyenler. Sadece 135 araca yazılan ceza. Evet, Malatya'ya dair haberlerimiz bu kadardı. Birazdan Türkiye gündemine geçeceğiz ama Malatya'ya dair daha fazla haber ve detay için vuslathaber.com web sayfamızı ziyaret edebilir veya 19'daki ana haber bültenimizi izleyebilirsiniz. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Bu telefon bağlantısıyla Malatya gündemini noktalayacağız. Bugün hac başvuruları başladı sevgili izleyenler. Sizler şimdi merak ediyorsunuz, bu başvuruları nasıl değerlendirebiliriz? Özellikle ilk defa başvurmak istiyorsak nerelere başvuracağız ve hangi evrakları hazırlamamız gerekiyor? Evrak lazım mı? Sadece internet üzerinden yapacağımız başvuru geçerli midir? Bu soruların cevabını telefon hattımızdaki isimden alacağız ve telefon hattımızdaki isim Malatya İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül. Kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Evet Sayın Gül, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet, bugün Buyurun. az evvel de söylediğimiz gibi hac başvuruları başladı. Öncelikle şunu öğrenmek istiyoruz Sayın Gül. Malatya'nın kontenjanı bu yıl kaç ve ardından başvuru şartları ve etapları nedir? Evet, iyi yayınlar diliyorum ben sizlere. Bugün itibariyle hac kayıtlarımız başladı. Evet. 12 Nisan 2013 tarihinde sona erecek. Evet. Dolayısıyla bundan önceki yıllarda, yani 2011 yılı dahil, kura'ya katılıp da kura sonrasında hacca gidemeyenlerin kayıt dinleme işlemleri internet ortamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılacaktır. Kendilerinin herhangi bir işlem yapmasına gerek yok mudur Sayın Gül? Kendilerinin hiçbir işlem yapmasına gerek yok. Evet. Müftülüğümüze gelmelerine de gerek yok aslında ama yine de vatandaşımız tatmin olmak için, mutmain olmak için geliyorlar. Evet, O biz bunu şekilde sefa geldi, evet gelsinler tekrar tabii almış ama olalım. gerek Peki, yok. ön bir bedel ödemeleri gerekiyor mu diğer başvuranlar gibi? Onu söyleyeceğim. Şimdi öncelikle geçtiğimiz yıllarda Evet. kayıt olan kardeşlerimizi rahatlatmak adına söylüyorum. Evet. Yani internet üzerinde ortamında Diyanet İşleri Başkanlığımız bizzat kendileri yapacakları için onların yeni kayıt dinlemesine telaşa gerek yok. İlk defa bu sene böyle oluyor. Ancak ilk defa kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız kendileri yine internet ortamında kayıtlarını yaptırabilecekleri gibi Evet. müftülüğümüze müracaat ederek de bu kayıtlarını ilk kayıt yaptıracaklar, yaptırabilirler. Evet. Bunun için de bankalara, yani Ziraat Bankası var, Türkiye Vakıflar Bankası var, Türkiye Halk Bankası var, Anbaraka Türk Katılım Bankası var, Asya Katılım Bankası vesaire, Kuveyt Türk. Birçok Bunlara banka var. adam başı, evet çok banka var, 15 TL Evet. yatırıp ondan sonra kayıtlarını kendileri yapabilecekleri gibi müftülüğümüze bizzat gelerek de hac kayıt bürosunda kayıtlarını Evet. yaptırabilirler. Evet. Peki sizin Malatya Müftülüğü olarak önlemleriniz nedir? Mutlaka bir yoğunluk olacaktır Sayın Gül. İlk defa bugün zaten başladığı için her sene bugün çok oldukça fazla yoğunluk oluyor idi. Evet. Fakat bu sene yine televizyonlardan vatandaşlarımız duydukları için beklediğimiz o yoğunluk aynen beklediğimiz gibi olmadı. Evet. Şu ana kadar bugün normal tipte 234, müstakil tipte sadece 34, otel tipi de 4 olmak üzere toplam 277, 272 hacımız ilk defa müracaat yapmış oldular. Dolayısıyla bu yoğunluk şu anda yok. Zaten bundan sonra olmaz çünkü vatandaşlarımız artık bilinçlendi eskisi gibi değil elhamdülillah. Evet. Dolayısıyla internet ortamında kendileri kendi rahatlıkla yapabiliyor veya yaptırabiliyorlar. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz yıl uygulamaya başlayan her kafilede bir bayan din görevlisi bu yıl da aynı şekilde devam edecek mi Sayın Gül? İnşallah bu sene de devam edecek. Geçen sene her kafileye bir bayan din görevlisi vermişlerdi. Gerçekten çok faydalı oldular. Evet. Biz yine bu sene de aynı şeyi bekliyoruz başkanlığımızdan. Evet. Sizinle kutsal topraklardan dönüşünüzde bir program yapmıştık. Orada şöyle bir cümle kurmuştunuz. Oradaki gördüğümüz görüntüler kutsal topraklara çok genç yaşta ve çok sağlıklı gidilmesi gerektiği noktasındaydı. Ve biz Diyanet İşleri Başkanı'na bir tavsiye, bir teklif artık siz ona ne dersiniz sunacağız ve çok ciddi sağlık taramalarından geçirilmesini isteyeceğiz demiştiniz. Bu denli bir çalışma Evet, var mı? yani biz tabii biz hacdan döndüğümüzde Evet. birçok kişi orada gördüğümüz eksiklikleri, hataları, yanlışları,
bundan sonraki yıllarda daha aza indirgesin diye raporlar yazıyoruz veya bizatihi söylüyoruz. Gerçekten hac işi, genç işi, biz yine hep yeniliyoruz üstümüzü. Mümkün mertebe vatandaşlarımızın eğer hacca gitmek istiyor iseler, gerçekten dört dörtlük bir hacca dönmek istiyor iseler, mümkünse eğer hali vakti yerinde, yani dinen hac üzerlerine farz olmuş ise kesinlikle yaşlanmayı beklemeden genç yaşta gitmeleri. Evet. Aksi takdirde bazı hacılarımızın orada çok sıkıntı çektiğine şahit oluyoruz. O da bizi de üzüyor, kendilerini de üzüyor. Evet. O halde şöyle diyebilir miyiz Sayın Gül? Şu an bizi izleyen 30'lu yaşlardaki izleyicimiz, daha yaşımız çok erken, hele annemizi babamızı bir gönderelim, bizim daha zamanımız var diyenler mutlaka vardır. Bu çağrınız o zaman onlaraydı inşallah. Evet, ben bir an önce o şekildeki kardeşlerime bir an önce eğer üzerlerine hac farz olmuş ise bir an önce gitmelerini istiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı eklemeniz gereken bir nokta Sayın Gül? Ben teşekkür ederim. Sadece şey söyleyeyim ben. Belki vatandaşlarımız sorabilirler fiyatlarını. Evet. Şu anda kesin fiyatlar belli olmamakla birlikte takribi fiyatı söylüyorum. Buyurun. Normal konuklama türü, normal gitmek isteyen hacı adaylarımızın ortalama fiyatı 2730 ve 2850 lira arasında olacak. Evet. Müstakil gitmek isteyenler 3950 ile 4990 avro arasında olacak. Evet. Eğer otel tiple gitmek isterlerse bu da 5750 avro ve üzeri olacak. Evet. O halde ilk baştaki sayıyı bir tekrar netleştirelim. Malatya'dan bu yıl konuşacağım. Tamam. Evet. Kontenjan sayısı kesin belli değil ama geçtiğimiz yıllara göre takriben 1000'e yakın kişiyle bizim ilimizden. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gül. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Evet sevgili izleyenler, telefon attığımızdaki isim Malatya İl Müftüsü Hacı Yusuf Güldü ve bugün başlayan 12 Nisan'a kadar devam edecek olan hac başvurularını değerlendirdi. Kriterler nedir dedi. Şöyle bir serice geçecek olursak tekrar hatırlatalım Sayın Müftümüzün verdiği bilgileri. Geçtiğimiz yıllarda başvuru yapıp da hala kutsal topraklara gidemeyenlerin hiçbir işlem yatırmasına gerek yok. Diyanet İşleri Başkanlığı kendilerinin başvurularını otomatik olarak yeniliyor dedi. Ama bu yıl ilk defa başvurmak ve kutsal topraklara gitmek isteyenlerin 15 TL bir bedeli, başvuru bedelini birçok banka var. Mutlaka öğrenirsiniz. Az evvel de Müftü Bey saydı. Oraya yatırıp dekonta ile birlikte gerek internet üzerinden kendileri gerekse müftülüğümüze geldikleri takdirde biz buradan yapacağız dedi. Bugün 272 kişinin ilk defa Malatya müftülüğüne başvurduğunu söyledi. Ve yaklaşık 2730 avro ile 4990 avro arasında değişen masrafların olduğunu da söyledi. Ve biz bu hatırlatmalarla birlikte şimdi Türkiye gündemine geçiyoruz.